Herkese merhaba. Bu videoda kafa kemiklerine giriş yapacağız. Kafa kemiklerine başlamadan önce ufak bir öneride bulunmak istiyorum. Özellikle yeni başlayanlar için kafa kemikleri oldukça zor veya kompleks görülebilir. Ancak kafa kemiklerine başladıktan sonra, çalışmaya başladıktan sonra ve anladıktan sonra göreceksiniz ki kafa kemikleri en fazla zevk alınan ve en rahat şekilde kavranılan konulardan biridir. O nedenle ilk başlarda motivasyonunuzu yüksek tutmanızı ve iyi bir şekilde çalışmanızı öneririm. Kafa kemiklerine başlarken bu kemikleri sırayla söyleyecek olursak frontal kemik, parietal kemik, oksipital kemik, temporal kemik, etmoid kemik, sifenoid kemik, maksilla, palatin kemik, nazal kemik, lakrimal kemik, konka nazalis, inferior, vomer, zigomatik kemik ve mandibula. Biz anatomistler terminolojiye oldukça dikkat ederiz ancak burada bir farklılık var. Bazı ke kemiklerin başında os ifadesi yer almamaktadır. Bunlar maksilla, conca nazalis, inferior, vomer ve mandibula. Bunları bilmenizde fayda var kafa kemiklerine bakarken henüz e, bu kemikleri ayrı ayrı görmeden önce bir kafa iskeletinin tamamına ve bölümlerine bakmaya çalışalım. Kafa iskeletinin tamamını transvers bir kesi yaptığımız zaman göz küresinin bir miktar yukarısından transvers bir kesi yaptığımız zaman adeta bir tas şeklinde Kaldıracak olursak bu tasa kalvarya adını veriyoruz. Üst bölümüne kalvarya adını veriyoruz. Alt tarafta kalan bölüme ise bazis krani ismini vermekteyiz. Sağ taraftaki görsellere dikkat ederseniz kafa kemiğinin, kafa iskeletinin tamamını görmektesiniz. Bu iskeletin kalvari ismini verdiğimiz bölümü kaldırıldıktan sonra aşağıda kalan bölümüne ise bazis krani adını vermekteyiz. Kafa iskeletinin bölümlerine bakmadan önce bir viscerokranium bir de nörokranium yapılarını görelim. Viscerokranium yüz iskeletini oluşturan kemikler demektir. Bunlar mandibula, maxilla her iki taraftaki maxilla, burun orta bölmesinde yer alan vomer, zigomatik kemik, damakta yer alan palatin kemik, e, nazal kemik, lakrimal kemik ve konkonazalis inferiorlar. Burada parantez içerisinde gördüğümüz rakamlar bu kemiğin kaç tane olduğunu göstermektedir. Bunlar saydıklarımız viscerocranium bölümleri. Bir diğer göreceğimiz kafa iskeletinde yer alan ve beyin dokusunu veya sinir dokusunu çevreleyen ve bunu koruyan kemikler ise nörokranium olarak isimlendirilmektedir. Nörokranium'a bakacak olursak frontal kemik, oksipital kemik, parietal kemikler, temporal kemikler, sifonet kemik ve etmoid kemiğin nörokranium oluşturduğunu görebilmekteyiz. Ortadaki görselde şöyle bir hat çizecek olursak bu hattın üst tarafı da yer alan kemikler nörokranium, alt tarafında yer alan kemikler ise viscerokranium olarak isimlendirilmektedir. Bir başka görselde şöyle çizdiğim e, doğrunun üst tarafında kalan bölüm nörokranium oluşturacak, alt tarafında kalan bölüm ise yüz iskeletinin oluşumuna katılan viscerokranium oluşturacak. Dolayısıyla sol taraftaki görselde viscerokranium oluşturan kemikleri, sağ taraftaki görselde ise nörokranium oluşturan kemikleri görebilmekteyiz. Bu kemikleri hızlıca bakacak olursak, daha sonraki videolarda her bir kemiği ayrı ayrı anlatacağız ama hızlıca bakacak olursak, öncelikle alım bölgesinde yer alan ve bir tane bulunan frontal kemiği şu an göstermekteyim. Bunun hemen arka tarafında her iki tarafta yer alan parietal kemikler bulunmaktadır. Her iki parietal kemik orta hatta birbirleriyle eklem yapacaktır. Parietal kemiklerin arkasında ise oksipital kemik bulunacak. Frontal kemik ve parietal kemiğin aşağı hizasında sifenoidin bir miktar dış bölümünü görebilmekteyiz ve onun da arkasında ise temporal kemiği görmekteyiz. Şu hattı çiziyoruz ve hattın aşağısında kalan bölümlere bakacak olursak burun boşluğunun ön tarafında yukarıda nazal kemik yer alacak. Burun boşluğunun oluşumuna katılan ve üst çenenin üst çene olarak ifade edilen Ağız boşluğunun üst tarafında yer alan kemiğe maksilli adını vereceğiz. Elmacık kemiği olarak isimlendirilebilen kemiğe zigomatik kemik adını vereceğiz ve alt çene kemiğine ise mandibula adını vereceğiz. Bunları dediğim gibi ayrı ayrı işleyeceğiz. Bir başka görselde kafa iskeletine ön taraftan bakıyoruz. Ön tarafta alın bölgesinde bulunan kemik frontal kemik olarak karşımıza çıkmakta. Bunun hemen yan taraflarında parietal kemiği çok az bir miktar görebilmekteyiz. Aşağıda ise üst çene kemiği olan maksillayı görüyoruz ve bunun bir miktar üst ve iç taraflarında nazar kemikleri görebiliriz. Daha aşağıda mandibulayı, alt çene kemiği olan mandibulayı görmekteyiz. Elmacık kemiği olarak ifade ettiğimiz zigomatik kemiklerin yerleşimine dikkat ederseniz bir miktar lateral tarafta bulunacak. Burada göz küresini görebilmekteyiz ve göz küresini oluşturan kemik yapılardan lakrimal kemiği şu an kırmızı olarak gösteriyorum. Bununla beraber maxilla'nın da göz küresinin oluşumuna katıldığını biliyoruz. Aynı zamanda arka tarafta sphenoid kemikte göz küresinin oluşumuna katılacak. Bir diğer göz küresinin oluşumuna katılan kemik ise frontal kemik. Özellikle frontal kemiğin alt bölümünde yer alan parçası göz küresinin tavanını oluşturmaktadır. Aynı zamanda orta hatta yer alan vomeri görebilmekteyiz ve bunun hemen üzerinde etmoid kemiğin bir parçasını görebiliriz. Bu kemik yapılarını her birini ayrı ayrı ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Sadece lokalizasyonları kafamızda otursun diye bu görselleri sizlere gösteriyorum. Bir başka görselde ise kafa iskeletine veya kraniyuma sol tarafta aşağıdan bakıyoruz. Sağ taraftaki görselde ise bazı kraniye yukarıdan bakıyoruz. Dikkat ederseniz sol taraftaki görselde kafa iskeletine bakıyoruz. Ancak mandibula kaldırılmış üst çene kemiği olan maksillayı şu an sizlere gösteriyorum bunun hemen arka tarafında yer alan paletin kemiği görebilmektesiniz. Her ikisi şu an gösterdiğim bölgede damağın sert bölümü olan sert damağı oluşturacak. Daha sonra kaslar bölümünde anlatacağımız üzere bunun bir miktar arka tarafında ise yumuşak damak yer alacak. Yine bu görselde rahatlıkla görebildiğimiz bir diğer kemik zigomatik kemik. Elmacık kemiği olarak ifade ettiğimiz ve her iki tarafta yer alan kemik zigomatik kemik görülmekte. Bununla beraber sifenoid kemiği Oldukça geniş bir alanda görebilmekteyiz. Tek bir adet e, sifenoid kemik ve bunun e, yarasaya benzettiğini ayrıntılı olarak daha sonra anlatacağız. Bir diğer görebildiğimiz kemik ise temporal kemikler. Her iki tarafta temporal kemiği şu an gösterdiğim lokalizasyonda oldukça net bir şekilde görebiliriz. Bir başka görebildiğimiz kemik ise oksipital kemik. Oksipital kemiğin bir adet olduğunu söyledik ve bunun üzerinde Oldukça büyük bir açıklık var. Bu açıklığa foramen magnum ismini veriyoruz. Magnum büyük demek büyük delik anlamına gelen foramen magnum olarak ifade ediyoruz. Sağ taraftaki görselde ise kalvarya kaldırılmış ve bazis kraniye yukarıdan bakıyoruz. Şu bölümde frontal kemik yer alacak. Frontal kemiğin orta tarafında, orta bölgesinde ise etmoid kemik oturacak. Hemen arka tarafında ise sifenoid kemiği görmekteyseniz bir adet bulunacak bu kemik. Bunun da arka ve yan taraflarında temporal kemiklerin olduğunu biliyoruz. Temporal kemikleri şu an gösteriyorum. Daha arkada ise bir adet bulunan oksipital kemiğin yerleşimine dikkat ediniz. Dediğim gibi bu görseller sadece kemiklerin lokalizasyonunu kavrayabilmek için. Her bir kemiği ayrı ayrı videolarda sizlere anlatmaya çalışacağım. Kafa iskeletine bakacak olursak belli yerlerde fossa veya kavitas yapıları yer alacak. Ve bu fossaları yani çukurlar veya kavitas dediğimiz boşlukları birden fazla kemikler oluşturacak. Örneğin göz küresine bakacak olursak orbitayı oluşturan kemiklere kabaca bakacak olursak örneğin arka tarafta sifenoid kemik, yukarıda palatin kemik, yan taraflarda zigomatik kemik, alt tarafta maksilla, daha iç tarafta ise lakrimal kemik gibi kemiklerin orbitanın oluşumuna katıldığını görebilmekteyiz. Veya Burun boşluğuna dikkat ederseniz, kavitas nazi adını verdiğimiz burun boşluğuna dikkat ederseniz, yan taraflarda maksilla, orta hatta ve birbir bir miktar yan taraflarda etmoid kemik ve vomer gibi kemikler burun boşluğunun yapılarına katılacak. Şu an için sadece kabaca bunları tarif ediyorum. Hepsini ayrı ayrı, ayrı ayrıntılı olarak göreceğiz. Sağ taraftaki görselde ise kafa kemiklerinden bu, yapıyı, bu yapıları görmeye çalışıyoruz. Bakın şurası göz küresinin veya göz çukuru ismini verdiğimiz orbitanın oturduğu bölüm. Yukarıda frontal kemik, yan tarafta zigomatik kemik, aşağıda maksilla gibi vesaire. Bu kemikler ayrı ayrı her birini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Kafa iskeletini yine oluşturan kemikler belli boşlukları da oluşturacak veya fossalar oluşturacak. Bunlardan biri fossa temporalis adını verdiğimiz çukur. Fossa temporalis buraya fossa temporalis'i Musculus temporalis isimli bir kas oturacak ve bu kas aşağı doğru yönelecek, mandibula'ya tutunacak. Kasın kasılması sayesinde Mandibula yukarı doğru hareket edecek. Dolayısıyla çene kapanmış olacak. Fossa temporalis hem temporal kemiğin lateral tarafında hem de bir miktar frontal kemik ve parietal kemiğin lateral tarafında yer alacak. Bu bölümdeki çukura fossa temporalis adını vereceğiz. Fossa temporalis'in hemen aşağı tarafında yer alan çukura ise aşağıdaki görselde gördüğünüz çukura ise fossa infra temporalis adını vermekteyiz. Bakınız yukarıda Fossa temporalisi görüyorsunuz. Şurada bir tanesi eksik olmuş. Aşağıda ise fossa infratemporalis yapısını görebilmekteyiz. Fossa infratemporalisin daha iç tarafında yani mediale doğru ise bir başka boşluk olacak. Başka boşluk bulunacak. Buna ise fossa pterygopaletin adını vereceğiz. Yine bu boşlukları ve bu boşlukları oluşturan kemik yapıları daha sonra ayrıntılı olarak göreceğiz. Kafa iskeletinin oluşumuna katıldığı bir diğer yapılar ise kranium'un iç tarafında bulunan boşluklar. Bu boşluklar veya çukurlar şu an gösterdiğim üzere kavitas krani anterior, hemen arkasında kavitas krani media ve onun da arkasında ise kavitas krani posterior olarak isimlendirdiğimiz 3 adet çukur olacak ve buraya beyin oturacak. Daha sonraki videolarımızda bu yapıları ayrı ayrı göreceğiz ve her bir yapıyı oluşturan kemik yapıları da anlatmaya çalışacağım sizlere. Dediğim gibi kafa kemiklerini daha iyi kavrayabilmek için kısa kısa videolarla sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım bu video işinize yarar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.